Bu videoda sizlerle Japonya'nın değişimini tartışacağız. Tokunawa Shogunluğu döneminde dünyanın en yalıtılmış ve kapalı ülkelerinden biriyken gerçek anlamda sanayileşen ilk Asya ülkesi olması ve bir dünya gücü haline gelmesinden bahsedeceğiz Japonya'nın. Tarihçiler genellikle emperyalizmi ya da sömürgeciliği ikiye ayırır. Yerleşimci sömürgecilik veya ekonomik sömürgecilik. Yerleşimci sömürgeciliğe örnek Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Güney Afrika olarak verilebilir. Bu bölgelerde imparatorluklar genellikle yerli halkları yerinden ederek kendi ülkelerindeki insanları yerleşmeleri için bu topraklara gönderiyor ve egemen sınıf olmalarını sağlıyor. Ekonomik sömürgecilikte ise esas hedef sanayi devriminin ihtiyaçları olarak görülen unsurları karşılamak. Hindistan ve Endonezya'da bu türe verebileceğimiz iyi örnekler. Bu sömürgecilik türünde artan üretkenliği beslemek için ham madde ve pazar arayışına girilir. Şimdi bu bağlamda Japonya'nın son derece kapalı bir ülkeyken emperyalist bir güç haline dönüşmesini düşündüğümüzde bu motivasyonlardan hangilerinin Japonya için geçerli olduğunu bir düşünün. Ya da belki üçüncü bir motivasyon vardı kim bilir. Evet 19. yüzyılla başlayalım. Tokugawa şogunluğu döneminde Japonya yabancılara tamamen kapatılmıştı. Bunun için gösterilen nedenlerden biri 17. yüzyıla kadar erken bir dönemden itibaren Japonya'nın Hristiyan misyonerlerinin etkisinden korkmasıydı. Hindistan'da da İngilizler vardı. E, İspanyollar da bu tarihte birkaç yüzyıldır Filipinler Filipinler'deydiler. Daha sonra Endonezya olacak toprakların büyük bir kısmını ise Hollandalılar kontrol ediyordu. Bu turuncu renk Fransızların Hindi Çin ve Güneydoğu Asya'da güçlü bir yere sahip olduklarını gösteriyor. Bu şeftali rengi ise 19. yüzyılın ikinci yarısına girerken Fransızların nihayetinde kontrol edecekleri yerleri gösteriyor. Ancak 19. yüzyılda Japonya'nın motivasyonlarını gerçekten anlamak için Afyon Savaşları'nı yani Çin Hanedanlığı yönetiminde Çin'de neler olduğunu düşünmek zorundayız. İngilizler ve diğer Avrupalı emperyalist güçler Çin pazarlarına girmek istiyor. Çin porselini ve Çin ipeyi elde etmeyi hedefliyorlardı. Ancak Çinliler Avrupalılar ile ticaret yapmakla ilgilenmiyorlardı. Avrupalılar özellikle de İngilizler en sonunda Çinlilerin istediği bir şeyi buluyorlar. Bağımlılık yapan afyon maddesi. Afyon, eroin ve morfin yapımında kullanılan ana madde. Çin hükümeti tabii ki bu afyonu ülke içinde istemiyor. Ancak İngilizler Gambot diplomasisi olarak adlandırılan baskı ve gözdağı yöntemini kullanarak birinci afyon savaşını çıkarıyorlar. Birinci Afyon Savaşı'nı kazandıktan sonra İngilizler bu limanların açılması da dahil olmak üzere Çinlilerden çeşitli tavizler elde ediyorlar. Ancak bu bile İngilizleri tatmin etmiyor. Böylece 1856-1860 yılları arasında 2. Afyon Savaşı patlak veriyor. Ve bu savaştan sonra afyon bu bağımlılık yapan madde yasal hale geliyor. Çin'in başına gelenler bununla da kalmıyor. Aynı dönemde 20 milyondan fazla insanın öldüğü inanılmaz derecede kanlı bir iç savaşa giriyorlar. Tarihçilere göre bunun sebebi kısmen Afyon Savaşları sebebiyle Çin hanedanlığına olan güvensizlik ve zararlı bir madde olan Afyon'un toplumdaki yıkıcı etkileri. Evet Japonlar tüm bunları izliyorlar ve ayrıca batıda yani batı dünyası ile de etkileşim halindeler. 1853'te Amerikalı Tu Amiral Matthew Perry Gemilerinin bir kısmıyla birlikte bugünkü Tokyo'da bulunan Edo Limanı'na giriyor ve Japonları Amerika ile ticaret yapmaya ikna ediyor. İkna etme terimi aslında çok dikkatli kullanılmalı çünkü burada yine Gambot diplomasisi söz konusuydu. Japonlar Tuğ amiral Perry'nin yolculuk ettiği gemileri görmüşlerdi ve 1. Afyon Savaşı sırasında neler olduğunu biliyorlardı. O yüzden aynı şeyin kendilerinin de başına gelmesini istemiyorlardı. Özellikle Tuamiral Perry 1854 yılında daha fazla gemiyle döndüğünde Japonlar onlarla savaşmamaya karar verdi. Onun yerine ticarete izin vereceklerdi. Bu çok önemli bir gelişmeydi çünkü unutmayın, Tokugawa Şogunluğu döneminde 200 yılı aşkın bir süredir ülke dışa kapanmıştı. Ama şimdi tehlikeyi görüyorlardı. Amerikan savaş gemilerine karşı kendilerini savunamazlardı. Çin'de olduğu gibi Japonya'dan Amerikalılara verilen bu imtiyazlar Tokugawa şogunluğuna olan güveni baltalamaya başladı. 19. yüzyılın ortalarında Japonya'daki insanların düşüncelerini anlamak için burada Japonya'nın güney ucundaki Satsuma'nın hükümdarı olan Shimazu Nariakira'dan bazı alıntılar yapacağım. Kendisi o dönemin önde gelen düşünürlerinden biri olarak kabul ediliyordu ve bu fotoğrafın pek net olmasa da Japonlar tarafından çekilen ilk fotoğraf olduğu düşünülüyor. Bu bir tür fotoğraflama yöntemi olan daguerreotipi. Bunun ilk kullanılmaya başlandığı zamanlara denk geliyor. Evet, şimdi alıntıya bakalım. Çin'in bu derece bozulacağını düşünmek imkansızdı. Unutmayın, Afyon Savaşlarından ve Taiping ayaklanmasından bahsediyoruz. Devam ediyor. Geniş toprakları ve nüfusuyla sadık ve adanmış yurtseverlerin az olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Oysa Afyon Savaşı'ndan beri Çin'in yönetimi düzensiz ve etkisiz durumda. İngiltere ve Fransa onu dışarıdan istila ederken bir de içerideki isyanlarla uğraşıyor. Japonya Çin'in doğusunda yer alıyor ve Çin'in başına gelmiş olanlarla aynı kaderi yaşamamak için acil adımlar atması gereken bir konumda. İngiltere Çin'de istediği düzeni oluşturduğunda kesinlikle orduyu doğuya yönlendirecektir. İnisiyatif alırsak hakim olabiliriz. Eğer almazsak bize hakim olurlar. Bu son cümle sık sık alıntı yapılır. İnisiyatif alırsak hakim olabiliriz, eğer almazsak onlar bize hakim olurlar. Neredeyse gerici bir emperyalizmi savunuyor gibi duruyor. Yani ya bir imparatorluk ol ya da bir başkasının imparatorluğunun parçası ol. İşte Japonya'nın takip ettiği yol bu. 1867'de o sırada yalnızca 15 ya da 16 yaşlarında olan genç imparator Meiji başa geçiyor. Bu Meiji Restorasyonu olarak bilinen dönemin başlangıcı olacak. Aslında bu dönemde güç ve iktidarın imparatora geri döndüğünü söyleyebiliriz. İmparator şogunluk döneminde de vardı ancak sadece görünüşteydi. Yani esas iktidar şogundaydı. Fakat şimdi imparator iktidarı ele geçiriyor. Ancak Meiji Restorasyonu'nun esas önemli yanı kapalı ve feodal bir ülke olan Japonya'yı sadece 30-40 yıl sonra modern, emperyalist bir sanayi gücüne dönüştürmesidir. Bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için bazı veriler göstereyim. 1875'te 600 bin ton kömür üretilmişti. 1913'te ise 21,3 milyon ton yani neredeyse 40 kat artmış. 1873'te 26 buharlı gemileri vardı. 1913'te ise 1514 gemi. Demiryolu hattı 1872'de sadece 18 mil iken 1914'te ise 7100 mile çıkıyor. İmparator Meiji 1912'de ölüyor ve 1914 yılına girerken 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcını görüyoruz. Japonya'nın sanayileşmesi, Birinci Dünya Savaşı'nda önemli bir aktör olmasını sağlıyor. 19. yüzyıl biter ve 20. yüzyıla geçerken, Japonya'nın özellikle yeni topraklar elde etmesi ve emperyalist bir güç haline gelmesi bağlamında, az önce bahsettiğim sayılarla da görüldüğü üzere sanayileşmenin gücünden yararlandığını görüyoruz. Bu yanıp sönen kırmızı renk, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'nın ele geçirdiği yerleri gösteriyor. 20. yüzyılın başında Kore'yi ele geçirmeyi başarıyorlar. Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak çoğu zaman Hitler'in Polonya'yı işgali veriliyor olsa da Japonya'nın Çin'in kuzeydoğusunu çok acımasız biçimde işgal etmesi savaşın gerçek başlangıcı olarak görülüyor. İkinci Dünya Savaşı ilerledikçe Japonya giderek daha fazla yere ele geçiriyor. Fransızlara ait Hind için, İngilizlere ait Burma, Hollanda'ya ait Doğu Hint adaları, Endonezya ve Filipinler gibi. Ve bu imparatorluk 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya teslim olmak zorunda kaldığında sona eriyor. Şimdi baştaki soruya geri dönelim. Japonya sizce ne tür bir sömürgeci güçtü? Kesinlikle doğal kaynakların peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta özellikle savaş halindeyken Endonezya'nın sahip olduğu petrole ihtiyacı vardı. Bu toprakların tamamının sahip olduğu doğal kaynaklara erişmesi gerekiyordu ancak bir başka önemli unsur daha vardı. Küresel sahnede büyük bir oyuncu olmak istiyordu. Çünkü eğer olamazsa kendisinin sömürgeciliğin kurbanı olabileceğinden korkuyordu.